Selam millet, Dede Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Videomuzda Progress Game oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda hemen karakterimi açıyorum. Şöyle bir karakterimde gördüğünüz gibi puanlarım var. Çünkü bir süre oyunu kendi halinde bıraktım. Üzerimde gayet güzel eşyalar var. Üçlü, dörtlü, beşli kılıcım var. Efendim Weapon Master'da şöyle bir şey keşfettim ki Weapon Master'daki bütün her şey çalışıyor. Yani şu anda hançerden dolayı %25 ihtimalle atak speed alıyorum. Çıplak el özelliğinden dolayı %22 ihtimalle maksimum canım ve artıyor ve vurduğum her şey beni iyileştiriyor. Gürüzden dolayı %20 ihtimalle strong hasar vurup %60 ekstra hasar vuruyorum. Baltadan dolayı %30 ihtimalle rakibi hasarın %30'u kadar kanatıyorum ve kılıçtan dolayı %38 ihtimalle 6 ekstra atak yapıyorum. Bu weapon skill'lerin esprisi şöyleymiş. Weapon skill'ler elinizde o weapon olmasalar da çalışıyor. Ama weapon olduğu zamanki olay şöyle oluyor. Bakın Weapon Master'da mesela hançer %25 ihtimalle %19 atak speed kazandırıyor ya. Eğer ben inventory'de şu hançeri alıp adamın eline koyarsam Weapon Master'da bakın hançer %50 ihtimalle demin %38 ihtimalle 6 atak yapan kılıç da %19 ihtimalle 3 atak yapıyor. Yani sadece kullandığınız silahın efekti double'lanıyor. Geri kalan silahların efektlerini de aynı şekilde kullanıyorsunuz. Kullanmaya devam ediyorsunuz. Achievement'ta neler neler yapmışız bakalım. Evet, Achievement gayet güzel. Crafting'te şu anda yapmamız gereken başka bir şey yok. Monster Title'da her şey dolmuş. Sıradaki monsterlar açık değil kardeşlerim. Zaten çöldeydik. Ben çölü tamamlamışım. Map'e geliyorum. Siz kardeşlerimle birlikte Monster Desert'dan Jungle of Dakra'ya geçerek Jungle of Dakra'dan kaldığımız yerden devam edelim. Artık Jungle of Dakra'dakiler de bence bize çok bir şey yapamazlar. Biz karakterimize şuradan gelelim. İki tane şöyle verelim. Shift'e basarak artı 10, 10, 10, 10, 10, 10 diye 200 strength yapalım. 10, 10, 10, 10, 200 dexter de yapalım. Efendim 140 da endurance yapalım. Evet şu an için rakibimizi parça pinçik ediyoruz. Gördüğünüz gibi Jungle of Dakra'nın 3. yaratığına geldik. Kılıçlı diş ne kadar iğrenç bir yaratık ya. Vallahi helal olsun yani daha iğrenç bir şey hayal edemezdim ben. Kılıçlı diş nedir abi? Her bir yaratığı geçtiğimde bir tane şey oluşturma hakkı veriyor bize. Bu silahı craft ettim. Bu kaskı da craft ettim. Bu bacaklığı da ettim gitti. Bu kolyeyi de ettim gitti. Bu sırada canımız gitgide azalıyor. Bu adamlar bizi biraz üzdü. Burada ne çıktı? Survival Knife Weapon. Knife'ı açabildik. Oo, bak iki tane skill tuttu diye adamın. Ağzını burnunu kırdı. Ağzın burnun kırsın o dedi. Oo, bir skill daha tuttu ki taramalı tüfek gibi adamı tarayarak mahvetti. Ta 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 diye. Bak can doldurma skill'i tuttu. Işık hızında birdenbire canını doldur. Of! Bir skill daha tuttu. Skill'ler tuttuğu zaman şey yapıyor. Acımasızca rakibine saldırıyor. Skill'leri tutturursa. Hadi tık 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 ateşle birkaç tane daha gitmeden. Of! Can skill'i tuttu tekrar. Can arttırma inanılmaz ya. Güzel. Bu ne oldu? Burada boss yok muydu? Boss yok mu burada? Bringer of Cavities. 10'da 10. 11'de 11. Bringer of Cavities ne ya? Bilemedim. Başa mı döndük biz? Belki de başa dönmedik. Bu arada level atlamışım ben bir kere daha. Crafting'te hepsi açıldığına göre şöyle yapalım. Bunu da craft edelim. Bunu da craft edelim. Karaktere gelelim ondan sonra. Karaktere gelelim. Inventory'ye değil affedersiniz. Şöyle bir artı 10, 10, 10, 10, 10, 10 diyorum yine. Sonra da kas gücünden devam ediyorum yürümeye. Inventory'den her tür silahımız var. Gayet hoş bir şekilde. Şimdi onları karakteri level atlatırken tabii kullandım ben ama şöyle destroy edeyim. Destroyed item ayrı şuur. Destroy etmezsem ne seçeneklerim var ki benim? Destroy etmeyip enhance deme seçeneğim var. Enhance diyebilirim. Map. Dur canım map değil. Dur kapat. Yanlış söyledim. Bir crafting'e gelip. Crafting de değil. Monster title. Monster title'da bunu tamamlamış. Bir sonrakine geçmişiz. Trade'ler, istatistikler. Yok crafting de değil. Inventory diyeceğiz abi. Inventory. Inventory demeyecek miyim? Ben bunu nasıl upgrade ediyordum ya? Aa. Neyi nasıl yaptığımı unuttum. Ne kadar üzücü. Karakter. Inventory. Aynen böyle abi inventory'den de. Enchanting. Ha pardon. Şu ekran açıktı. Burası kapanıyormuş o ekranı açtığımız zaman. Kapansın canım ne yapalım. Şimdi orası birazcık açık kalmasın. Açık kalmayı versin. Kask var. Göğüs zırhı var.
Bot var, bacaklık var. Bacaklık var, bot yok. Omuz zırhı da yok galiba. Crafting'te bakalım. Tabii. Shoulder. Bacak. Şimdi oldu. Inventory'e geliyoruz. Şimdi kardeşlerim olay çok basit. Biliyorsunuz yapmamız gereken şey ne? Şu bacaklığı alıp böyle bırakıyoruz. Roll plus diyerek önce ki malzemeler artık tavana vurmuş. Roll plus diyerek böyle bir şey yapıyoruz. Sonra increased quality diyerek onu arttırıyoruz. Şimdi roll plus diyelim önce. Roll plus, increased quality de bir şey fark etmiyor değil mi? Roll plus. Roll plus 3 oldu. Roll plus 4 oldu. Zaten dörtlemişimdir ben bunu. Dörtlememişim bile. Şu anda bu ne yapacak yaparsak? Artı 4'e artı 5 yapacak. Yok artı 3'müş bir önceki. Ben increased quality diyeyim. Efendi gibi bunu maksimum quality yapayım. Şununla değiştirelim. Gelelim kaska. Kask. Roll plus. Ne kadar güzel ya. Success chance'i bu kadar düşük olduğu halde patır 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 diye success ediyor. Ben bu işi çok sevdim. Kaskı da değiştirdim. Geldik omuzluğa. Ha, olması gereken buydu işte. Yırtınması gerekiyordu biraz böyle yapmadan önce. Omuzluk. Sırada botumuz var. Bu arada kardeşlerim bu videoyu tabii yayınlayana kadar belki de bu söylediğim şeye başlarım bilemiyorum. Belki de hiçbir zaman başlamam, vazgeçerim sonradan ama internet bağlantım yakın zamanda baya düzeldi gibi görünüyor. Eğer etraftaki seslerle alakalı sorunları biraz çözebilirsem ufaktan artık Twitch yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Ama Twitch yayınlarında böyle çok senaryosuna odaklanacağım bir tane oyun oynayıp da kendimi kaptırmamak için bir yandan biraz böyle muhabbet edebilirim diye bir oyun seçip mümkünse o da böyle MMO olsun dedim bari. Onu oynarken bir yandan muhabbet edelim. Hem MMO olursa birlikte oynamak isteyen kardeşlerimiz olursa eğer buyursunlar gelsinler diyebileceğim. Böyle şeyler yaparız. World of Warcraft'a başlamayı düşünüyorum ya. Siz bilirsiniz. Yani ne dersiniz buna bilemiyorum. World of Warcraft'a başlayıp ufak ufak World of Warcraft'a devam etmeyi düşünüyorum. Bunlar şu anda masterpiece. Masterpiece, 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 masterpiece. Evet, hepsi doğru oldu, değil mi? Şimdi ben bunu destroy ettiğimde bir şey alıyor muyum bundan? Çok merak ediyorum. Destroy ettiğimizde bir şey geliyor mu bize? Mesela şunu koysak, ha şuradan görebiliyorum. 71.315. Alttaki 71.315. Bunu destroy ettim. Okey. Alttaki 71.781. Evet, bir şey geliyormuş bize onu destroy ettiğimizde. Bu durumda üzülmeyelim. Destroy etmek mantıklı gibi görünüyor. Şu silahları da destroy ediyorum. Çünkü sadece kılıçla oynamayı düşünüyorum yakın zamanda. Ama eğer gerekirse bunların daha iyi versiyonlarını craft eder. Ha pardon, kılıç. Kılıcı craft edeceğiz. Çok affedersiniz. Crafting. Bak bu çok büyük bir hataydı. Kendimi affedemeyeceğim asla. Kılıcı craft ettim. Şimdi inventory'e geliyorum. Karaktere de gelmem gerek. Bir sürü de level atlamışız orada. Şimdi inventory'e geliyorum. Kılıcı bırakıyorum. Roll plus diyorum. Kılıcı biraz patlatana kadar upgrade etmeye çalışacağım. Crafting. Kılıç. Kılıç. Hatta öyle ki belli ki böyle patlatacak bu. Bunu. Hemen patlatmam da bir garip oldu ama. Yavrum, çocuğum malzememiz var dedim tamam da bu kadar hoyrat kullanılmaz malzemeler lütfen. Patır patır patlattın sen de yani. Şimdi success düşük. Evet ben de farkındayım. Success düşük ama düşük success tutmayıp %25 ihtimalle kırarım demesi çok ilginç. Bak mesela şimdi bu kılıç da artı 5'lik değil mi? 525 hasar vuruyor. Bu kılıç şu anda 250 hasar vuruyor. Çünkü quality'yi arttırırsak 875 hasar vuruyor. Al bakalım sana değişimi şimdi hep birlikte görelim. Okey. Okey. Artı 5'lik yapalım. Çok fazla yapmaya gerek yok bunu. Sonuç olarak bu bölgeden gideceğiz. Monster title. Aldın mı hepsini canım? Alamadın. Bringer of Cavities kalmış. 100 tane bunlardan indirmen lazım. 100 tane bunlardan indirirsen ne yapacaksın? 20.000 experience, 2.000 iron, 100 stat bonus. Bu yapsın. Bunu yapması belli ki önemli. Bunu yapması bizim bayağı işimize gelecek. Bu arada kardeşlerim bir tane silah daha yine artı 6 yapmayı başardım. Artı 6 yapmayı başardım silah. Aha da silah artı 6. Benim elimdeki artı 5 875 vuruyor. Ve 265 DPS'i var. 1750 vuruyor abi silah. Ne kadar çılgın şeylere dönüşüyor bu silahlar.
artı altılandığı zaman. Gerçekten çılgın şeylere dönüşüyor. Monster Title 95. Bakalım tatatak gitti. Monster Title 96. Tatık gitti. 97. Hadi yavrum, hadi uğraşma bununla. 98. İndir gitsin. Vur geç, vur geç, vur geç. Hepsini tekle. 99. 100. Tihit'le de alındı. Tihit'le de alındı. Bakalım neler varmış. Level'lar alınmış. Bir şeyler yapılmış. Güzel. O zaman şimdi şuradan puanlarımızı dağıtalım. Dexterity'yi verelim şöyle bir 300 olsun. Bunu verelim bir 300 olsun. Trade'lerden bakalım. Attack speed'imiz %91 oldu. Endurance'ımız şu kadar oldu falan filan. Gayet güzel. Karaktere bir daha geliyorum. Geri kalanları da Strength'e veriyorum. 350. Ondan sonra Map'e geliyorum. Jungle of Dakra'dan ICPX'e geçiyorum. 50 bin. ICPX'de normal yaratık 50 bin diye geldi. Tankmış çünkü kendisi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 50 bin canı olan bir tank. Evet, crafting'ten ilk şeyi bize açtı. İlk açtığı şey de bu kılıç oldu. O yüzden ben hemen bunu burada efendim şahitler huzurunda bir kılıcı şahlandırmak istiyorum. Roll plus'ı fena değil. Yani normal daha doğrusu roll plus'lar böyle abartı artmadı. Abi nasıl fail edip en başa döndün ya? Helal olsun. Bir 5'i görseydim bari ya. 5'i görmedi abi. Ne insafsız adamsın. Ya bir 5 5'i görseydim 5'i 5'i. Beni. 5'i gör be adam. 2'den 3'ten falan patlıyor ya. %5 ihtimalle patlıyor. Hela ha %50 ihtimalle fail eder diyor zaten. Buna lafım yok. Burada fail olabilirmiş zaten. Rahat fail olurmuş ya. Ha 5'i gördüm tamam. 5'te ne diyorsun? Şimdi 350 hasar diyorsun. 350 DMG diyorsun. Çünkü Increased Quality'yi basmadık sana. Increased Quality'yi basarsak 1250 DMG diyorsun ama bu 6 olmadıkça bunu geçemiyorsun anladım. O yüzden seni 6 yapacağız yani. Aa yaptık. Tek seferde 6 oldu. 2450 oldu 6 olduğu için. Al bakalım. Hasarın senin 2870'te bir bonuslar falan açılmış ama üzerine bir bekle. 4161'e 2415. 3200 oldu. Müthiş. Kır bunu. Okey. Kır. Okey. Eminim. Son kararım mı? Eminim. Bu arada 8'inciye kadar gelmişiz. Bizi hiç adam şey yapmadı ya. Umrunda değil yani. Kralını tanımam dedi herif. Şunları şimdi craft etmeyeyim ben bak. Kolyeyi yapayım. Omuzluğu yapayım. Botu. Pontulu. Kaskı. Göğüs sırhını. Geri kalanları yapmama gerek yok. Monster Title'da ne geldi monster olarak? Ha buna devam. Panzer Shrek. Tanklar gelmeye devam edecek. Peki burada da başka bir numara yokmuş. Bir sonraki bölüm aslında açıldı. Ama bir sonraki bölüme gitmeden önce biz şuradan istatistiklerimizi verelim Mutlu Mesut. Aynı şekilde şunu bir 400 yapalım. Güç önemli. Ondan sonra şunu bir 400 yapalım. Hız da önemli. Sonra da canı vermeye başlayalım. Ne oldu? %95 oldu speed. Zaten bu daha speed gidemiyor. Tamam. Inventory'de gelelim eşyalara. Güzel kardeşim. Mesela bir omuzluğu ele alırsak. Şuradan omuzluğumuzu şöyle upgrade edelim. Bir omuzluk söz konusu olduğunda. Artı bir yapamaman. Beni benden aldı yalnız. Artı bir yapamadı adam ya. İki yapamadı. Üç, dört. Hak geldi. Oh patladı. Göğüs sırrı çok güzel. Göğüs sırrı kaç? Artı dörtlükmüş. Bu da artı dörtlük olsun. Tamam. Strength, Dexterity, Increased Quality diyelim tabii ki hemen. Şöyle bakarsak Strength, Dexterity, Endurance hepsi 105, 106, 105, 106. Mükemmel. Zaten fazlasıyla geçiyor ona. O yüzden hiç gerek yok yani. Şöyle bakalım. Bu malzemeleri sağlam yiyoruz yalnız. Onları çok hızlı bir şekilde bitirdiğimizi fark ettim. Adamsın. Allah. Dörtte durmam lazımdı. Bu ne oldu? 4 oldu. Ha tamam 4. Değil mi? 4. 4'te duruyorum. Okey. 4'te duruyorum. Tamam. Sakinim. 4'ü geçmiyorum. Mükemmel. 4'e geldim mi duruyorum. Riskli hareketler yapmıyoruz. Bir de bota gelelim.
Hem şurada yani şu oyunu oynarken bile böyle eşya level atlaması bilmem ne, üzerindeki kıyafet upgrade etmek falan filan gibi şeyler ne kadar çok böyle sevdiğimiz şeylermiş. Onları resmen bir hatırladım. Bir oynayalım oyunu ya. Biliyorsunuz WoW Classic çıktığı zaman galiba bir seneden fazla oldu yani. O zamanlar bir oynamıştım, denemiştim. Birazcık böyle çok beğenilmemişti o zaman. Eyvallah da. WoW Classic biraz yavaş ya. Hani ölüyorsunuz yavaşlıktan. Zaten artık eski benim eski ben olmadı. O WoW Classic'i oynayamayacağım çok bariz bir şekilde belli oldu. Çünkü ben onu üniversite yıllarında adam gibi üniversiteye gitmeyerek, kaçarak, göçerek, çok da iyi bir şey yapmayarak falan böyle oynuyorduk. Öyle bir şeyim yokmuş. Vaktim yokmuş artık benim. Çok 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 uzun sürüyor çünkü inanılmaz bir vakit vermeniz gerekiyor ona. Ama bu güzel olacaktır. Belki PvP yaparız biraz. Tam da süper bir karakterimiz olacak. Twitch'te yayın yaparken ki hani böyle bir tane resmim vardı benim. Dede resmi olarak onu kullanmıştım. Dede ikonu olarak. Büyücümün de tipi birebir ona benzetirim. Benzetirim yani. Aynı şekilde hani zırhımız mırhımız olur. Müthiş bir uyum içinde oluruz. Evet şöyle bir bakalım ne yapmışız. Şu anda adamın ağzını burnunu kırıyoruz zaten. Herhangi bir şekilde bize karşı koyamıyor. Level'lar, mevel'lar, Tank Commander diye bir şey almışsın. 10 taneden dolayı aldın onu ama değil mi? 100'den dolayı değil. Monster Title hemen bakalım. Yok daha 37'de. Henüz daha 37'de. Şimdi ben birazcık sana canım kas gücü diye vereyim şöyle. Çünkü trade'den baktığım zaman şurada şey yok. Diminishing Return atak hızında var. Kas gücünde öyle bir şey görmüyorum. 10 puan başına %100 diyor. Devamlı artıyor, devamlı artıyor. Yani atak speed'i bir yerden sonra artırmak çok mantıklı değil. Diminishing Return şey demektir. Gitgide daha az etkiliyor demektir. Mesela 1 verirsin hız %1 artar. Bir dahakine 2 verirsin %1 artar. 4 verirsin %1 artar gibi. Gitgide daha kötü bir şekilde efekt yemeye başladı. Tankların ağzı ve bıyığı olması, gözü olması gerçeğini şu anda fark etmiş olmam. Gerçekten korkunç. Korkutucu. Weapon Master'ı ne halde? Sword %59. Bir yerden sonra çok yavaş artıyor zaten. Yani bir yerlere kadar çok hızlı geldiler. Bir yerden sonra artmaz oldular. Bonus Summary neden? 78, 30, 35 bilmem ne. Allah Allah bonus niye geldi acaba? Onu hiç bilmiyorum. Bir gitmeyi denesek mi acaba? Bu tankların bonusunu tamamlamadan önce Monster Title burada ne gelecek bize? 2000 diyordu ya. Burada 400 stat gelecekmiş. %777 diye bonus gelecekmiş. Ha, iyiymiş de ha. Evet sanırım oyunun son bölgesine geçmeden önceki son bonusu da almak üzereyim. Karakterim yine divil divil parlıyor. Bir kere daha level atla da bari. Maksimum istatistiğin olsun. Bir kere de kontrolle 100 verelim şöyle. Monster Tithe. Monster Title. Monster Title'ı da aldık. Şu bonuslar o galiba ya. Aynen öyle. Monster Title'dan kaynaklı gelen bonuslar. 400 stat geldi sana diyor. Ah canım benim. 1000. Maksimum nasıl yapıyorsun bunu? Maksimum kaç oluyor ki bu? Allah Allah. O zaman bu oyun bitmiyor büyük ihtimalle. Bu kadar çok ince ayar olduğuna göre maksimum stat falan. Bittiği zaman bu tekrar geri dönecek. Şimdi şuradan trade'den bir bakayım. Mesela %101 veriyor. Karakterden buna 100 verirsek %102 oldu. Artık vermiyor gibi bir şey yani. Şunu da 500 yaptık. Dediğim gibi daha fazla ona vermeye gerek yok. Title'ı da aldık madem. Map'i açıyorum. Kardeşlerim Firethrone'u seçiyorum. Firethrone'daki ilk yaratığı indirebilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Firethrone'un ilk yaratığı geldi ama. Evlerden ırak bir yaratık. 900 bin falan diye böyle. Firethrone'un ilk yaratığı indiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Tatatatak yaptı. Tatatatak yaptığı zaman biraz bir şeyler yapabilecekmiş gibi oldu ama yok. Tatatatakla bile bu iş çözülmedi. Ey Allah diye böyle bir saldırı yaptı. Bu seri saldırıları devamlı tutturursa peş peşe tamamen kısmet. Bir ihtimal belki yapabilir bunu. Ha, şöyle mesela devamlı saldırılar. Önce ataklar, sonra atak speedler, sonra bir daha bonus ataklar falan ama yani gelmesi lazım bunların. Bak gelmiyor. Gelmezse bu bizi üzüyor. Fıtı tıtıt fıtı tıtıt peş peşe. Biraz da senin ıskalaman lazım ama yani. Sen öyle her dakika abanırsan olmaz. Biraz daha can tutmalı. Maksimum enerji en baştan tutmalı mesela. İki kere tuttu. E hadi maksimum enerji tuttu. Şimdi atak gelmiyor. Atak speed gelsin. Oo.
Sen kendi bitirdin zaten. Sen kendi şimdi Haybi'ye orada şey yapıyorsun, şov yapıyorsun. İlk baştan o multiple'ı, multi'yi bir yapıştıracaksın ona. Bak ben sana söylüyorum. Şimdi attack speed geliyor. Ondan sonra maksimum şey geliyor, can geliyor. Ondan sonra attack damage'i tutturuyorsun. Ondan sonra şimdi attack speed birkaç kere daha geliyor. Seri seri devam edelim. Birkaç kere daha. Bir daha maksimum can gelsin. Bir daha attack speed. Attack speed diyorum bak. Attack speed. Arkadaşım attack speed. Bleed bleed değil. Çocuğum. Çocuğum. Yavrum attack speed. Attack speed. Ha şimdi multiple attack. Multiple attack. Multiple attack. Multiple attack. Peş peşe. Ara verme. Nefes aldırma. Nefes aldırma. Seri çalış. Bak gevşek atak yapıyorsun. Seri atak yap. Ben sana veriyorum bak notu. Notayı sana veriyorum. Tatak. 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 Oo sen bu işi yapamazsın. Sen bu işi yapamazsın. Benim habire seni eşyayla beslemem lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Şimdi bak gelelim şöyle. Karaktere ne oldu ki? Ha, inventory'e oldu karaktere değil. Şimdi biz böyle geleceğiz de sana. Bunu role plus yapacağız. Maksimum yapacağız buradan. Bakacağız ne kadar fark ediyor. Yapabilirsek tabii yani. Onu görmek de işte yani mucize aslında biraz. Patlattık. Olacağı budur yani normaldir. Kızmıyoruz. Çok eskiden ilk oynadığım MMO'lardan bir tanesi yani böyle 3D grafikli MMO'lardan bir tanesi Lineage'di. Lineage 2. Lineage 2'de öyle bir özellik vardı. Deli olurdum ya. Silahınıza bir şey koyup upgrade ederdiniz, yükseltirdiniz. Artısı yükseldikçe artı 15'ten sonra galiba patlama şansı gelirdi. Abi MMO oynuyorsun ya. Hayvan gibi silahın var böyle. Millet görüyor sana. Abi imdat falan diyor. Kaçıyor. Böyle güldür güldür geliyorsun. Silahın büyülerken silahın patlıyor. Mükemmel değil mi? Böyle bir oyun işte. Oynadık onda yani. Oynamadık değil. Evet eminim. Şimdi crafting'ten o zaman yapılacak olan şey şu. Pantolon. Pantolon. Pantolon diyeceğiz. Sonra inventory'e gelip bu pantolonları büyülemeye başlayacağız. Aslında böyle saydırabiliriz hunharca. Çünkü bir şey fark ettim. Maksimum rola geldiğinde zaten evet daha fazla klikleyemiyorsunuz. Şimdi bu 140, 420, 420, 2100. Abi çok fark ediyor artı 6 ile ya. Normaldir yani. Bunları yaptığımız zaman belki yenebiliriz yaratıkları abi. Şey değil mi? Bak zaten bir tane yaratığı indirmişiz. Şimdi bot diyelim. Inventory'den. İlk olarak bu botumuzu hemen bir kıralım. Oyun bana inat kırmıyor. Hayır, kıralım dedim diye kırmıyor. Bu kaç artı 4? 210, 210, 147, 105. Ufsk. Acayip fark ediyor. Artı 6'lıkları boşuna koymamışlar tabii yani. Şimdi normaldir. Boşuna durmuyor artı 6'lıkları orada. Crafting'te şu kolyeyi yapayım o zaman. Hiç şey yapmayalım. Başka kolye yapmayalım. Kafadan şunu yaparak bundan devam edelim. Inventory'den gel güzelim sen. Roll Plus'tan sana bir 6 yapma denemesinde bir çötörönk. Tabii ki çötörönk. Buna da bir tane pötörönk. Hadi kırabilirsin. Kırabilirsin. Sana inanıyoruz. Kırdı bir daha. Oraya kadar çıkardı. 4'e kadar çıkarıp kırdı. Peki bir kolye, iki kolye, üç kolye. Malzememiz yetecek mi ona merak ediyorum ya. Yoksa malzeme patlayacak mı yani bir yerde? Gerçi 1 milyon falan 100 bin, 60 binde 100 bin falan olmuş yani herhalde yeter ne bileyim. Parmağım yoruldu ya bunu upgrade etmek için kliklemeye. Bu daha mı düşük ihtimalle oluyor anlamadım ki. Yo. Daha düşük değil. Hepsi aynı ihtimalle oluyormuş ya. Ha, en baştan beri aynı ihtimal abi. Birini yapıyorsan hepsini yapman lazım güzel kardeşim. Vay arkadaş bu sefer oldu dedim. Ay dur map değil. Aman diyeyim. Map değil, map değil. Bu. Kolye, kolye, kolye. Ah be bu sefer oldu dedim. 5'e kadar... Ay be bu sefer oldu dedim. 5'e kadar çıktı. 2 kere. 2 kere çıkıp düştü. Yok oğlum 5 ile 6 arasında çok fark var. Hele de bu maksimum item bunu yapmam lazım. Bak şu ikisini yaptım hiçbir işe yaramaz. Onların daha iyileri var çünkü. Ne oldu? Golden yok yeterince. Aa gerçekten de yeterince eşyamız olmayıp yapamayabiliyormuşuz böyle bak. Bu beni üzdü şimdi. Kuvveti arttırmaya da gold'umuz yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bonus. Verelim bonus. Şöyle verelim. Alt for maksimum. Hepsini ona verdim.
Hepsini ona verdim. Seni indirebiliyor muyuz bakalım? İndirirsek kaç gold'umuz oluyor? Kaç gold'umuz oluyor seni? Canım manım sapıtmış bu arada benim ya. O eşyalar nasıl önemli, nasıl gerekliymiş. Baksanıza canı sapıtmış adamın tek kelimeyle. 9000 gold. Yani mükemmel de değilmiş tabii. Şimdi şundan bir yapalım. Bottan da bir yapalım. Inventory'e bir gelelim. Bunu gelip şurada. Roll Plus'la. Yaptığımızda bunun artı altılığı 700, 700, 490, 350. Bu olmayaydı iyiydi. Bunun zaten bizde artı altısı varmış. Bunu yok et. Bunun artı altısı yok. Bak bunu artı 4 de yapsak idare edebilir. Sen de yap be güzelim ya. Yani artı 4 de yapsak idare eder dedim diye 4 de yapmıyor. Peki. Increased quality. Bakıyorum şimdi. 105, 126, 84, 420. Tabii ki her şey çok daha iyi bunun. Bunu gönderdim gitti. Buna da buradan Roll Plus'la Allah'ım lanetli bu kolye ya. Vallahi kolye lanetli. Kardeşlerim bildiğiniz kolye lanetli. Şu anda öğrenmiş olduk. Şahitler huzurunda. Kolyemiz lanetli. Kolyeye kesinlikle böyle bir şey yapılmıyor. Kolyenin bünyesi bunu kabul etmiyor. Lütfen. Lütfen indiriniz. Monster Title dediği yerde bunlardan yine bundan. Bu onluyu tamamladığımız zaman da güzel bir tecrübe mecrübe bir şeyler alacağız en azından iyi bari. Ben niye map'e basıp duruyorum ya? Crafting parlıyor. Ember Sword. Sword'u bir tane artılayıp ya şekli de çok güzel ha. Vallahi şeklini çok beğendim kılıcın. Kılıcı bir tane artılasak. Roll pluslasak kılıcı. Öyle hızlı spamlıyorum ki. Sırf bunlar değil. Bu ki bunlar da çok materyal harcıyor ama aynen kırıp kırıp tekrar tekrar oluşturmak da büyük ihtimalle çok materyal harcıyor. Yavrum lütfen. Lütfen. Üzme bizi. Artı 4. Artı 4'te 320 demiş. Yani hiç konuyla alakası yok tabii. Bu artı olmuyor. Artı 5'te 600. Increased quality dediğimde quality'yi tamamen arttıramadım. Şu anda 1200 hasar. Quality'yi belki tamamen arttırsak daha iyi bir şeyler olabilir. Bilemiyorum. Kas gücü de artıyor adamın devamlı. Strength'e verdikçe veriyorum ben de. Verdikçe veriyorum Strength'e yüzsüz gibi. Chest'i de artı 6 yapmışız. Artı 6'lık bir şeyin de kötü yanı kolay kolay onu geçip bir şey yapılamıyor. Tebrikler. Progress game'ini yendin. İleride daha fazla content gelebilir. Şuradan buradan bizi takip edebilirsin. Teşekkür ederim. Increased quality. Progress game'ini yendim de ben burada item kasıyorum. Item'larım bitmedi. Ona sinirlendim şimdi. Şimdi buna sinirlendim. Monster title'ım biri geldi. İkinci monster title'ım da var. O da gelmedi. Crafting'de bütün eşyalar açılmış oldu. Gayet güzel. Weapon Mastery mi? Yok, Weapon Mastery değil. Map. Map'te Infinite Barrow diye bir şey açıldı. Infinite Barrow ne? Bilmiyorum. Bunu bir döveyim bakayım. Bunu dövmek daha zevkli gibi. Hatıra 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 diye giriyor vallahi adama. Bu yazıların hepsine tıklamam lazım gitmesi için. Oo, bu yazıları bekletmeden tıklamak lazımmış arada ya. Sonra rezillik oluyormuş. Bu Infinite Baro ne ya? Infinite Baro'un bir şeyi yok. Sonsuz tane var bundan. Ha, bu sonsuz tane. Kaç tane gidebileceğiz diye ölçüyorsun burada. Peki, anladım seni. Ben varım bu olaya. Bu ne? İkinci bir kılıç şey slotu gösteriyor. Weapon Master'de mi açıldı bu? Bunu da alıp böyle bırakabiliyor muyum? Abov. Maksimum quality 2100 hasar. 2400'e 2100. Uf. İki tane birden kılıcım oldu. Bu niye açıldı bilmiyorum. Neden açıldı? Ne oldu da açıldı? Achievement'tan bir şey mi oldu? Trade'den bir şey mi oldu? Yo, ikinci kılıç niye açıldı abi?
Oyunu bitirdim diye açıldı herhalde. Ödül verdi bana. Madem oyunu bitir. Sen ki oyunu bitirdin, Allah senin. Al o zaman, sen iki tane kılıç kullan dedi. Phaethron'a geri dönersek şimdi. Crafting'e tekrar bir dönersek şöyle, hatta bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Inventory diye canım karakter ha. Şimdi omuzluk da artı dörtlük değil mi? Omuzluğu bir değiştirelim biz o zaman. Kırma beni ya, ne olur Allah aşkına. Yani ölümlü dünya, bak hepimiz gideceğiz burada. Hiç böyle şey yapıp da bizi üzme şimdi. Bak zaten bu omuzluktan daha iyi oldu her halükarda. Hadi bakayım yallah. Omuzluğu gönderdim. Pantolon artı 6'ymış. Pantolon için biraz işler zor. Göğüslük artı 6. Bot artı 6. Ben nasıl bir çılgınlık yapmışım ya. Bunları ne ara böyle upgrade ettim abi. Olur mu böyle upgrade ya? Olmaz. Şuna gelelim. Bu artı 4'lü mücadele hala. Roll plus. Roll plus. Sen ol da. Hah ya. Ya gözümüz açık gitmeyecek. En azından oldu adam, iyi mi? 1050 1050. Çok ağır katlıyor bunu ya. Yani. İstatistikleri her halükarda katlıyor. Beni yıktı. Beni yıktın. Yapma, yapma böyle. Yapma böyle. Lütfen. Yapma. Sıfıra indi abi, çok kötü. Sinir bozukluğu. Sinir bozukluğu. Şu anda 350 strength, 420 dex, 350 strength, 350 dex, 350 endurance, 1925 armor. Abi yok. Bunun kualitesini arttırmazsak eğer, roll plus'ını arttırmazsak yani bundan daha iyi değil. Artı 6 yaptınız mı bir şeyi, artık çok geç. Artık o değiştirilemez bir eşya haline geliyor. Artı 6 yaptığınız anda onu bir daha değiştirmek çok zor. Şunu yapsak yüzde olarak strength, dexterity, endurance verecek ya, bir de attack speed falan, 5000 stat point. Amanın lütfen biri beni durdursun diyor. Lütfen biri beni durdursun, bir gerçekleşse. Belki ondan sonra bir şeyler olacak da. Goldlar, moldlar zaten seri halde gelmeye başlayacak. Crafting. Yo yo, şimdi şey yapacağım. Gözünüzün önünde kıracağım bunu. Tamam. Roll plus. Olmadı. Roll plus. Hop, kırdım. Güle güle. Roll plus, roll plus, roll plus, roll plus. Güle güle. Aa, kırılmadı. Hayret. Aşağı indi sadece. Hızlı indirmeye başladık adamları bu arada. Bir yandan gold geliyor bize. Aa! Crafting diyelim şuradan hemen. Bir şey söyleyeyim. Bu işi en hızlı halledecek olan şeylerden bir tanesi gerçi şu ya. Biz bundan yürümeye devam edelim. En güzel aslında bundan yürümek. Bak vereceksin böyle abi. Roll plus, roll plus diye. Kırılacak. Gayet mutlu bir şekilde. Bu sanki hiç olmamış gibi. Sanki hiç kırılmamış gibi. Devam edeceksiniz böyle. Crafting deyip bundan yapacaksınız. Evet. Ufak bir bekleyişten sonra şimdi bütün istatistikleri maksimum yapma olayına devam edebiliriz. Oo, bu arada Boss Dominator da tamamlanmış. 5000 stat pointler, bilmem neler. Şuradan bakalım 5000 stat pointi verince ne oluyor. Müthiş oldu. Artık bu yaratığı leblebi yerine yiyor bizim adamımız. Çok güzel. Leblebi olarak o yaratığı yesin. Gelelim duruma. İki kılıcımızı da iki tane Masterpiece Ember yaptım. Artı altılık. Efendim bacak zırhımız Masterpiece Fire. Botumuz Masterpiece Lava. Aradaki farkı görelim diye bunları tuttum. 2450 idi. 4200 oluyor. 680 DPS 1100 oluyor. Efendim armor bile veriyor. Bu haldeyken kılıcımız. Bot zaten bütün istatistiklerini 1,5 katına çarpıyor. %35 maksimum health falan veriyor. Health'ımız bir garip oldu zaten. Boss olduk. Bölüm sonu canavarı olduk tek kelimeyle. Şimdi şöyle üzerimize bakalım. Kask, omuzluk, göğüs zırhı. Göğüs zırhını öncelikle bir başarmaya çalışalım. Bir göğüs zırhını başarmaya çalışalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane göğüs zırhı aldım. Göğüs zırhını dönüştürdükten sonra diğerlerine geçeriz. Abi bu kadar göğüs zırhı aldık diye yaptı, iyi mi? Sağ olsun. Kendisine teşekkür ederim. Aha, o benim dönüştürdüğüm göğüs zırhı mıydı? Ben de zenginlik başa bela, yani yüzsüz gibi yaptığım zırhı patlattım. Ay, böyle bir şey olamaz. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. O kısmet değilmiş bize.
Onu kullanmamamız gerekiyormuş. Bir anda buraya koyduğumuz şey sanki inventörden çıkıyor gibi düşündüm yani. Hiçbir şey bu kadar hızlı yapmadım bu arada. Ben o göğüs hırhı gibi iki seferde, üç seferde fıt diye olan bir şey daha ömrü hayatımda görmedim. Geri kalan bütün eşyaları defalarca ürettikten sonra, patlattıktan sonra oldu. Göğüs hırhı biraz hızlı oldu diye sevinmiştim. Neyse. Ama şu anda parayı kolay kolay bitiremiyoruz. Farkındaysanız hızlı kesmeye başladı yaratıkları. Bizi geçiyor. Yani bizim roll plus yaparak harcayacağımızdan daha fazla para kazanıyor neredeyse. Ya da işte ona denk kazanıyor diyelim. Ama tabii bunu yapmazsa yapmaz. Hiçbir zaman tutmayabilir bu. Sonsuza kadar gelip şuna klikleyebiliriz. Geri kalan şeyler de çok kolay olmadılar açıkçası. Bu kadar da zorlayan olmamıştı ama beni cezalandırdı resmen o göğüs sırrını kırdığım için. Her seferinde map'e bastığım için de mükemmelim. Olur belki deyip çok fazla oluşturmuyorum. O da sağ olsun yapmıyor. Böylece fazla oluşturmamalarım maksimuma çıktı. Güzel. Bir daha aynı hatayı yapmayalım. Şuradan doğralayayım ben. 700, 700, 700, 3800 zırh. Yani. Güzel. Şöyle. Artı altılık orada değil mi? Yanlış şeyi kırmayalım yine. Lanetli kolyeyi sona bırakacağım. Şimdi kask ve omuzluk kaldı sadece. Crafting'den kaskı yapalım. 2, 3, 4, 5. Omuzluk yapalım. 3, 4, 5. Inventory'e gelelim. Önce kaskımız. Roll Plus çılgınlığı kırdık hemen. Diğer kaskımız 6 milyondan. Ya 6 milyon muydu o? 654 bin. 654 binden daha da yukarı çıkmaya başladı. 700, 500, 700, 2200. Alakası yok artı 4'lükle artı 5'in tabi. İstatistik olarak birbirlerinden çok farklılar. Şu anda rakibimiz geldiği gibi ölüyor galiba. Ha, geldiği gibi gidiyor. İnanılır gibi değil. Roll Plus. Sen de ilkinden ol da bir rezil olalım. 50 tane yaptık kask ilki oldu. Vallahi bu da ikinci oldu ya. Bu da ilginç. Hadi farkı bunda da görelim. 157 maksimum health veriyormuş. Bu da 525 maksimum health veriyor. Mesela en çok Endurance 875'miş. Bu 262 değil mi? Evet. Artı altılığı yine ağır bir fark atıyor kendisine. O zaman şimdi bütün her şey artı altı mı oldu üzerimizde kolye haricinde? Bir bakalım. Bot, bacaklık, iki kılıcımız da göğüs sırhımız, omuzluğumuz, kaskımız. Evet. Sadece kolyemiz yok. Crafting'de gelelim. Şöyle kolyeden 1, 2, 3, 4, 5 tane yapalım. Sonra inventory'e gelelim. İlki artı 6 olsun yine. Az kaldı oluyor daha. Şöyle bir gözüm ilk 3 kere olacaktı. 3 kere 5'e kadar çıktı. Patladı. Yine 5'e kadar çıktı. 5'e bile çıkmıyor bu sefer. Yine 5'e çıktı aşağı indi. 5'e çıkıp sıfırlandı. 5'e çıkıp 3'e indi. Maksimum oldu. Vallahi oldu. İkincisi oldu. İnanılır gibi değil. 3000, 3500, 3500, 3500, 1225. Her dördüncü oto atak 2520 senin canını doldurur. Mükemmelmiş bu kolye ya. Tamamlandığı zaman gerçekten güçlü bir kolye oluyormuş. O zaman daha craft edebileceğim bir şey yok değil mi? Bu durumda İki tane kılıç çok güzel. Crafting'den iki tane çekiç yapsam mı acaba diyorum. Çünkü kılıçtan daha güçlü olan tek şey çekiç. Şöyle bir geleyim bir tanesini yapabilecek miyiz acaba ona bir bakayım. Daha bir tanesini yapamayabiliriz çünkü. Mijonler oluyormuş maksimum yaptığımız zaman. Torun çekicine dönüşüyormuş. Şöyle 4900 damage. 4200 tabii daha fazla oldu. DPS'i 1100. Bunun DPS'i 1020. Strength Endurance çılgıncasına veriyor. Bu zırh da veriyor. Dexterity de veriyor. Bunu aldığımız zaman Weapon Master'ımız nasıl etkiliyor ona bakacağım şimdi. Sword'umuz %48 ihtimalle 9 atak diyor ya. Ama çekicimiz de %20 ihtimalle %60 daha fazla vurursun diyor. Inventory'den şunu geliyorum. Böyle adamın eline bırakıyorum. Hasarımız bir kere bir düşüyor değil mi? Evet, hasarımız çok hafif düşüyor aslında. Yani base DPS'imiz artıyor da burada bir ufak düşüş oluyor. Yanlış mı görüyorum? Tabii. Bu düşüyor. Burası da düşüyor. İkisi de düşüyor. Hafif düşüyor ikisi de. Tamam. Sıkıntı yok. Weapon Mastery'ye geldiğimiz zaman ama kılıç ne diyor? %48 ihtimalle 9 atak yaparım diyor. Bu da %42 ihtimalle %280 vururum diyor. Ha, ikisini de farklı vermek lazımmış. %48 ile 9 atak. %48 ile 9 atak. Ama bu %26 ile %80 ile daha fazla vururum diyor. Halbuki bunu getirip de artı altılığı bıraktığımız zaman
%43 ile 288'i vurun diyor. Şu anda mükemmel oldu. Şu ihtimal hiç değişmedi ama bu ihtimal arttı. Kesinlikle iki kılıç saçmaymış. Bir yüz bir kılıç olması gereken özellikmiş. Şuradan da gelip maksimumu verdik. Bundan sonra kardeşlerim yapacağımız bir tek şey var ki bütün monster title'lar bilmem neler her şey bittiğine göre map'e geleceğiz. Infinite Brew, neyse bu Infinite Barrow. Infinite Barrow'a geleceğiz. Infinite Barrow'da karakteri böyle Nadas'a bırakacağız. Şuradaki işe yaramaz silahları da satacağız. Ondan sonra da gün olur da eğer başka kombolar yapmak isterseniz, belki öyle bir şey yapmak isterseniz diye geleceksiniz buradan bir balta, 2 3 4 tane balta, 1 2 3 4 tane hançer. Ondan sonra da inventory'den artık bunları artılamaya çalışacaksınız ya da kıracaksınız. Eğer artılarsanız bunlar da yedek silah olarak duracak. Onların silahlarının da bonuslarını kullanacağınız çifte silahlı komboları gerçekleştirebilirsiniz belki bu durumda. Kılıç yerine aslında bak improved quality direkt arttı, mükemmel. Kılıç yerine balta da fena olmaz ya. Baltayı da koyduğumuz zaman çünkü Weapon Master'de şöyle bakarsak eğer %30 ihtimalle %30 over bilmem kaç second. Çıkardım onu. Ne %30'u dedim. Şöyle attım. Birazcık arttı hasarlar bu sefer düşmedi. Weapon Master'de %46 ihtimalle %172'lik bir kanama veririm adama dedi. Çok güzel. Karakterin istatistiklerini verelim. Ya da şunu biz bir geri alalım. Şu bonussuz olanlar hangileri? Ha, onları bir bulalım da. Onları bir kıralım. Yanlışlıkla bonuslu olanı kırmayalım. Ya da hançer için aynı şeyi deneyebiliriz. Hançerin canı dayanmadı, ruhu dayanmadı buna. Artık parayı asla bitiremiyoruz ya. Geri götüremiyoruz yani gold'u. Işık hızında da klik. Oyunda pes etti. Madem gold'un geri gitmiyor o zaman ben de diyor. Böyle bir şey yapmıyorum sana. Ya da bunu şöyle bir tutarsak eğer elimizde şöyle alıp bırakmadan önce Weapon Master'de hançerim bize %25 ihtimalle 19 atak speed diyor. 4 saniye. Goduk. %55 ihtimalle 42 atak speed diyor. 5.8 saniye ve şu anda hançerin atak skill'i devamlı arttığı için patıran kütrenk diye artarak o özellikle gitgide artıyor. Hançerle hızlı atak yapma ihtimali tutup çekiçle ekstra vurma ihtimali tutup kılıcın fıtır fıtır saydırma özelliği hala vermemiş olsak da %24 var olduğu için çok değişik şeyler oldu var ya, çok değişik, çok garip hareketler oldu. 35 infinity'ye kadar gittik şu anda. Vallahi kaç infinity'ye gider bilmiyorum kardeşlerim ama biz burada videomuzu sonlandıralım. Değişik bir oyunmuş. Birçok idle oyun oynamıştım ama onların en basiti resmen Paint Terk gibi bir oyun ama bizi eğlendirdi, bizi oyalamayı başardı. Kendi içinde güzel kombolar yapmış. Bunları ayarlamak bile gerçekten zor olsa gerek. Kardeşlerim dediğim gibi Twitch yayını ve World of Warcraft'la alakalı gelecek günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.